Diyelim ki yapamıyorsun, gündüz yapmak zorundasın. Az önceki söylediğiniz şey o kadar önemli ki. Yani bilgilendirme, yani bilgi çağında yaşıyoruz. Yani artık teknoloji çağı diyoruz. Ve bilgilendirme o kadar eksik ki ben Atakum'a gidiyorum geliyorum abi. Biliyorsun benim evim Atakum'da. Bu dediğin şeyleri her gün bir sürprizle karşılaştık biz. Sağa döneceğiz dönemiyoruz. Kapatmışlar. Hiçbir uyarı yok. Pıt pıt kapatmışlar. Sola döneceğiz yok. Oradan Ankara yoluna verdiler bizi. Geldiğimizin ya da gideceğimiz mesafenin 5 katını giderek gelmemiz gereken yere geldik. Soruyorum polis memurlarına diyorum ki hani ne kadar sürecek bu? Bir bilgisi yok. Kimisi diyor bir ay sürebilir, kimisi 10 gün sürebilir. Şimdi bu noktada bilgilendirme yani bilgi çağında artık bilgiye ulaşmak kolay. Ama mesele şu bilgiyi nasıl aktardığınız önemli. Yani vatandaşa bir aktarım yok ki. Ya bir uygulama yaparsınız, bir uygulama, basit bir uygulama, akıllı kavşak uygulaması diye insanlara bunu duyurursunuz. İnsanlar bunu indirir, her gün uyarı gelir. Hatta geçtiği yoldan geçmeden önce de uyarı verir o uygulama. Şurada şu uygulama var, şurada işte yol buradan devam ediyor, buradan devam ediyor gibi. Yani az önce de söylediğiniz gibi bu kadar büyük bir ekip, bu kadar büyük bir imkan olmasına rağmen bilgilendirmeyle, bilgi aktarımıyla ilgili. İmkan artı kabiliyet. İmkan var ama kabiliyet yok. Anlatabildim mi? Evet. Şimdi iş bilmeyenleri eş dost hatırına bir takım yerlere yerleştirirsen bunun faturası buradan yeniden geçmiş olsun değil mi? Mustafa Demir'e yazar yani. Ve ben bunu söyledim de yazdım da ben burada söylüyorum da gıyaben konuşmuyorum. Bunları köşemde de yazıyorum. Menderes Türel'in başına gelecekler dedim. Böyle giderse Mustafa Demir'in başına gelecek dedim.